Fenerbahçe transfer döneminde kendi takımındaki mutlu oyuncuları aldığı için ve bunları Erol Bulut'a emanet ettiği için böyle durumlarda fatura genelde teknik direktöre kesilir. O yüzden Erol Bulut diyorum. Sorun tabii ki öncelikle oyunun dizilimini yapan, taktik versiyonu belirleyen Erol Bulut'ta dersek yanlış olmaz. Erol Hoca'nın sezon başından beri eleştirdiğimiz belli bir şablonu oturtamaması, belli bir omurgayı oturtamaması, belli bir oyun ortaya çıkartamaması üzerine Fenerbahçe'nin rakipler tarafından daha kolay çözüldüğünü gördük, gözlemledik. Haftalar ilerledikçe ve özellikle Beşiktaş maçından sonra bu çok daha net bir şekilde ortaya çıktı. Ama sadece Erol Bulut'a ihaleyi bırakabilir miyiz? Oyuncu grubunun bireysel olarak performansının da düşüşünü dile getirebiliriz. Fenerbahçe'nin Beşiktaş mağlubiyetinden sonra özellikle bir takım olayları, bir takım başarısız sonuçları hakem üzerinden okumaya çalışmasının oyuncular üzerinde yarattığı olumsuz psikolojiyi belki de konuşabiliriz, dile getirebiliriz. Ama şüphesiz ki en başta Erol Bulut'un sabit bir oyun, net bir oyun ve güçlü bir oyun oluşturamamasının çok büyük bir payı var. Fenerbahçe'nin ben son haftalardaki performans kaybının teknik direktör kaynaklı olduğunu düşünenlerdenim. Yani hali hazırda bence ligin en alternatifli kadrosu ve kural kitabında yazılı bütün formasyonları oynayabilecek bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Fakat A planının dışında çok fazla seçenek kullanmamasının Erol Bulut'un çok büyük bir eksisi olduğu kanaatindeyim. Oyuncu değişiklikleri çok statik ve Fenerbahçe'nin topu rakibe bırakarak oynama durumu, ligin topa az sahip olan takımlarından biri olmayı tercih etmesi bence Erol Bulut'un teknik direktörlük tarzıyla ilgili. Dolayısıyla ben bu performans kaybının bir teknik direktör kaynaklı olduğunu düşünenlerdenim. Erol Hoca'nın taktiklerinden ve değişikliklerinden çok oyuncuların tepkisi, bireysel hataları ve reflekslerinin Fenerbahçe'nin özellikle iç saha maçlarında yenilgiye neden olduğunu düşünüyorum. Bu karşılaşmaya normal bir şekilde başlamak var. Pozisyonlar bulmak var. Bir de Serant'ın yaptırdığı gibi acemice bir penaltı yaptırmak var. O andan itibaren yağışlı havada birçok şey çok ters gitti. İlk gelen top ondan sonra ikinci gol oldu. Yani evet, Erol Hoca zaman zaman hatalar yapıyor. Genç, yapacaktır. Artıları da var. Ama bence temel sorun Fenerbahçeli oyuncuların kritik zamanlarda yaptıkları bireysel hatalar artı bireysel olarak oyuncuların ağırlıklarını henüz sahaya yansıtamamız. Bir numaralı sorumlu ben Erol Bulut derim. Çünkü bu takımın teknik direktörü. Baktığında inanılmaz alternatifli bir kadro var. Daha önce takımlarında liderlik yapmış, kaptanlık yapmış oyuncular transfer edildi. Performansları bir önceki takımda çok iyi oyunculardı. Lig başladı, bu performanslar istenildiği şekilde gösterilmemesine rağmen Fenerbahçe galip gelmeyi biliyordu. Ama son dönemdeki, özellikle son maçtaki oynanan futbolda tek sorumlu Erol Bulut derim. Çünkü bu oyuncular, bu kaliteli oyuncular neden bu kadar kötü performans gösteriyor diye sorulur. Sorulan kişi de Erol Bulut'tur. Şöyle gireyim konuya. Ali Koç ciddi vaatlerle geldi. Ciddi değişiklikler yapacağını, kurumlaşacağını, bunu da başaramadığını düşünüyorum. Burada futbolcular değil, yönetim ve teknik kadrosu, teknik direktör ve onun yardımcıları sorumluluk onların omuzlarındadır. Peki bence orada sorumluluk sadece oyuncu değil mi? Hocam bir şey var da, normal bir taktiksel de, normal bir büyük takım da, büyük oyuncu da, bazen bu maçta kötü, aynı son maçta, bazen inisiyatif bu oyuncu da, bazen taktik de, çıkmadı her şey kötü de, ne yapacak da, oyuncu inisiyatif de, sen de oyuncu da, profesyonel oyuncu, tecrübeli oyuncu, sahada bir inisiyatif yap, belki sadece orta hiç pozisyon bulamadın. Orta sahada merkez yapma. İşte bence sadece o can taktiksel şu bu değil, oyuncu da biraz sorun var. Bence Erol Bulut. Çünkü sonuç olarak bu kadro iyi bir kadro, geniş bir kadro. Eğer bu kadrodan verim alamıyorsan, Hatay'a 9 kişi pozisyon üretemiyorsan, Konyaspor'a kendi evinde mağlup oluyorsan, Malatyaspor'a karşı hiçbir şey üretemiyorsan, bir dakika dahi oynayamıyorsan oyun anlamında, Beşiktaş'a karşı sadece ilk 2 dakika oynuyorsan kendi evinde,
bu tablodaki ana sorumlu Erol Bulut'tur. Oyuncuların bireysel performansları vesaire bunlar tartışılabilir. Ancak bu takım oynatacak olan kişi teknik direktördür. Yani teknik direktörün ben aslında Malatyaspor maçı öncesi Malatya nasıl gol atar diye analizi yaptım ve bunları oyunculara aktardım deyip bir anlamda bunları oyuncular yapamıyor demesi de çok doğru bir davranış değil. Dolayısıyla Erol Hoca kendini topladığı an, öz eleştiri yaptığı an takımda toparlanır. Çünkü bu kadro iş yapabilecek bir kadro. Eğer bu noktadaysa da doğal olarak ana sorumlu Erol Hoca'dır. Fenerbahçe'nin son haftalardaki performans düşüklüğü aslında kombinasyon. Yani hem hoca var hem de tabii ki performans sergileyen oyuncular var. Ama problemin ana sebebi Erol Hoca gibi gözüküyor. Bunun da en büyük sebebi şu anda elindeki oyuncu havuzunu çok doğru şekilde kullanmadığını. Hatta bir tık daha ileri gidiyorum. Bence bir takım bazı oyuncuların Erol Hoca ile bir takım sorunlar yaşadığını düşünüyorum. Bu da önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkabilecek bir sorun olarak gözüküyor. Şu andaki elindeki oyuncu havuzuyla Erol Hoca çok daha iyi şeyler başarabilmeli. Oyun varyasyonlarında farklı alternatiflere yönelmeli. Bunun karşılığında verebilecek bir oyuncu grubu olduğunu düşündüğüm için şu andaki sorunun ana temeli Erol Hoca'da. Ama bunu performansa ve sahaya yansıtacak olan bir Fenerbahçe takımı mevcut. Dolayısıyla %51 Erol Hoca, %49 futbolcular diye yorumlayabiliriz.